Gündüz video çekmek gerçekten çok zor. Dışarıda bayağı bir ses var. Araba kornaları vesaire. Umarım yine çok gitmez. Kayda çok gitmez. Mümkün olduğu kadar temizlemeye çalışacağım. Bu videoda teknik analizde hap bilgiler konularına devam edeceğiz. En azından temel konuları yerli yerine koyup düzgünce anlayabilirsek sonraki konuları üstüne koyup temeli sağlam bir bina inşa etmek daha mümkün olacak. Setup'ı kurarken biraz yoruldum. Nefes nefeseyim kusura bakmayın. Evet tekrar merhaba. Konumuza başlayalım. Bu videoda kırılımlardan bahsedeceğiz. Breakout nedir? nasıl gerçekleşiyor? Breakout gerçekleştiği anda hacimde ne tip hareketler gözlemlememiz gerekiyor? Bu arada fiyat-hacim ilişkisi videomuz bundan bir önceki videoydu. Ben yine de izlemeyenler için kartları koyuyorum. Videonun sağ üst tarafında i e işareti çıkar. Oradan ulaşabilirsiniz. Hacimde ne tip değişiklikler gözlemlememiz gerekiyor? Buna bir bakacağız. Akabinde breakout gerçekleştikten sonra fiyatta neler olabilir? Bir geri çekilme. Bu geri çekilmelerin isimleri neler? İsimlerin çok bir önemi yok aslında. Ahmet, Mehmet, Mahmut ne derseniz deyin. Ama bu geri çekilmeler gerçek gerçekleştiğinde hacimde neler gözlemlenmesi gerekiyor? Hacimde neler olması gerekiyor? Önemli olan aslında bu isimlendirmeden ziyade. Yine bir dosya hazırladım. 5-6 sayfalık. Dosyanın sonunda birkaç örnek gerçek grafik de koydum. Onun üzerinden izah etmeye çalıştım. Faydalı olacağını düşünüyorum. Bu videonun kısaca konusu bu. İsterseniz ufaktan başlayalım. Ben bir ekranımı paylaştıracağım yine. Kendimi sağ üst köşeye koyacağım ve üzerinden hep beraber geçeceğiz. Masum yine ekranda gözüküyor. İlk önce breakout kırılma nedir ile başlayacağız. Yine grafiğimde sol tarafta benim kendi çizdiğim bu sefer birkaç tane mum da ekledim çünkü destek direnç bölgelerinin özellikle yatayda çizilenlerin teyitlerden yararlanılarak çizildiğini bir kez daha belirtmek isterim. Biz bunlara fraktal noktaları diyorduk. Bu konuyu da destek direnç konusunu anlatırken anlatırız. Hatta o videoyu oğlumla birlikte çekmeyi planlıyorum. Burada amaç o değil. Burada aslında işin ne kadar basite indirgenebileceği, bir çocuk gözüyle dahi destek direnç nedir? Bunların çok net anlaşılabileceği. Bunları göstermek istiyorum sizlere. İlk önce breakout. Kırılım nedir? Kırılma nedir? Şimdi öncelikle breakout dedikleri, kırılma dedikleri olay ve adından da anlaşılacağı üzere belli bir seviyenin kırılması. Püf noktası var tabii ki. Kırılma nasıl gerçek? gerçekleşiyor. Kırılma mutlaka mum kapanışı ile birlikte gerçekleşmeli. Yani aktif mumda gelen kırılmalarda pozisyon almaya hevesli traderlar birçok kez hüsrana uğrarlar. Çünkü o mum kapanmaya yakınken geri çekilir. Fiyat anında kırıldı zannettiğiniz seviyenin gider altında veya içinde kapatır. Yani kırılma tam olarak gerçekleşmez. Fitil olarak alır. Ondan sonra da işte boğa tuzağına yakalandık. Ayı tuzağına yakalandık. Halbuki bu bir boğa tuzağı ya da ayı tuzağı değil. Onları ayrı bir videoda anlatacağım. Uyumsuzlukları anlatacağım. Burada gerçekleşen fitil ile gelen kırılım yani mumun kapanmasını beklemeyen aceleci traderların acemiliklerinden kaynaklanan pozisyonlarının belki de zarardan kapanmasına sebep olan bir hadiseden ibaret. Ne diyoruz her zaman? Kapanış yapmamış mum analize dahil edilmez. Mumun mutlaka kapanış yapmasını bekleyeceğiz. Aktif mumda gelen kırılım o mumun geri çekilip kırılımı fitil olarak bırakmayacağının hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla kısa ve net bir cümle kırılımlarda mum kapanışı olmak zorunda. Mum kapatmalı. Şimdi masum bir alayım tekrar. Bu birinci örneğimiz. Bu ikinci örneğimiz. Up trendde yani yukarı trendde bir boğa trendinde şu fitilden kaynaklı bir fraktal bölgesi tespit edip buradan direnç bölgemizi çiziyoruz. Burada fiyat kendinden önceki ve sonraki mumlara dikkat edin. Burada bir fraktal oluşturmuş. Dolayısıyla burası benim direnç bölgem. Fiyat bir geri çekilme gerçekleştiriyor. Direnci kıramıyormuş gibi gözüküyor. Akabinde gelen yükselen trendin devam hareketinde mumlarımıza dikkat ediyoruz. Bu mumdan sonraki gelen şu mumla birlikte artık kırılım gerçekleşiyor. Bu mumun kapanış yaptığını düşünüyoruz. Bu mum kapanış yapmış bir mumdur. Aktif mum değildir. Bundan sonraki mum oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla burada bir kırılma mevcut. Nereye? Trend yönüne. Hangi trend yönüne? Up trend, yukarı trend, yükselen trend yönüne bir kırılım burada mevcut. Şimdi hemen onun altında bu grafiğin hacimini buraya koydum. Yükselen fiyat hareketine hacim de yükselerek eşlik ediyor. Akabinde gelen düzeltmede trend yönünü değiştirmeyen, trend tersine gerçekleşen harekette hacmin azalmasını bekleriz. Hacmimiz azalıyor. Oluyor. Kırılımı gerçekleştirecek olan hareket daha oluşurken hacmimin artık ufak ufak yükseldiğini gözlemliyorum. Ve kırılım anında gelen hacim diğer hacimlere göre nispeten gözle ayırt edilebilir bir şekilde daha yüksek. Bunu hep beraber görebiliyoruz. Peki düşen trendde neler oluyor? Düşen trendde şöyle bir hareket gerçekleşmiş. Akabinde gelen düzeltme. Buranın fraktal olduğunu tespit ettik. Fraktal mumundan işaretledik. Mumun gövdesinden fitil ucuna kadar sağa doğru çektik. Burası bizim destek bölgemiz. Geri çekilmeden sonra gelen fiyat hareketinde buranın destek olmasını bekliyoruz. Dikkat edelim. Desteğimiz şu mumla birlikte kırılıyor bu mum kapanış yaptığı anda şu cümleyi kuruyoruz. Destek bölgem kırıldı. Yani bir breakout gerçekleşti. Bir kırılım gerçekleşti. Hacme hemen hep beraber göz atalım. Hacmimiz aşağı yönlü impulsif hareketle birlikte hacmimiz artıyor. Tam da beklediğimiz gibi impulsif hareketlere, itki hareketlere trend yönüne hacim artarak eşlik etmelidir. Düzeltme hareketlerinde hacim azalmalıdır tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Aşağı doğru gelen yeni impulsif hareketimde hacim şu üç mumla birlikte ufak ufak artmaya başlarken kırılım anında dikkat edelim. Gayet hacmin gözle ayırt edilebilir bir şekilde yükseldiğini görebiliyoruz. Ne anlama geliyor? Fiyat belli bir direnç seviyesinin üzerine çıkması veya fiyatın belli bir destek seviyesinin altına düşmesine biz breakout yani kırılma diyoruz. Kırılımlar özneldir cümlesi çok önemli çünkü Dünya üstündeki traderların her birinin hepsinin aynı destek direnç bölgelerini takip ediyor olmaları çok ütopik. Bunlar bu traderlar kendilerine özel, kendilerinin tespit ettikleri destek direnç seviyelerini takip ediyor olabilirler. Bu destek direnç bölgeleri birbirinden farklı olabilir. Farklı öğretilerden, farklı anlayışlardan gelen traderların tespit ettikleri direnç destek bölgeleri birbirinden de farklılık gösterebilir. Bu doğaldır. Biz kurallara uygun, öğretilerimize uygun destek direnç bölgelerini takip edip bunları grafiklerimize ekleyip. Peki bunu yaptığımızda elimize ne geçecek? Dünyadaki traderların büyük çoğunluğunun takip edebileceği destek direnç seviyelerini takip etmemiz gerekiyor. Büyük çoğunluğun takip ettiği destek direnç seviyelerinin kırılmasıyla birlikte fiyat hareketlerinin yüksek oranda çalışacağını söyleyebiliriz. Aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşiyorsa aşağı yönlü hareketin artarak yüksek ivmeyle devam edebileceğini söylemek çok da yanlış değil. Benzer şekilde çoğunluğun takip ettiği bir direnç bölgesi kırıldığı anda gelebilecek işlemlerin de yoğun olabileceğini söylemek ve buna bağlı olarak da yukarı hareketin hacimli ve artarak devam edeceğini söylemek çok da yanlış olmaz. Öznellikten kastımız açıkçası budur. Hacim tarafından desteklenen kırılımlar hacimsiz kırılımlara göre daha yüksek oranda çalışırlar. Burada bahsettiğimiz olay tam kırılım anında mumun kapanışıyla birlikte o mumun gerçekleştirdiği hacme bakacağız. O mum içerisinde gerçekleşen hacme bakacağız. Eğer hacmimiz yüksekse kırılım daha yüksek oranda başarılı olur. Hacimsiz kırılımlarda işte onu ayı boğa tuzakları konusunda daha detaylandıracağız. Örnekleriyle göstereceğiz. Kırılım gelir ama fiyat tekrar kırdığı desteğin ya da kırdığı direncin yeniden içine altına üstüne geri dönme eğilimine sahiptir. Kaldı ki bir sonraki cümlede dayanamamış yazmışım. Ayı tire boğa tuzağı ihtimali hacme bakarak yorumlanabilir. Yorumlanmalıdır. Yukarı yönlü bir kırılma long pozisyon alma. Spotta buy veya short pozisyonlarımız varsa bunları artık ufaktan kapat. Bak burada bir kırılım gerçekleşti. İşler senin hesapladığın gibi gitmiyor galiba. Sinyali verir. Aşağı yönlü kırılımlarda short pozisyon arayabiliriz. Satış işlemi veya açık olan long işlemlerimiz varsa bunları artık ufaktan kapatma zamanı geldiğinin sinyalini vermektedir. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Burada bir hangi grafikten aldım hatırlamıyorum ama size bir örnek hazırladım. Direnç bölgemizi görüyoruz. Şu fraktaldan kaynaklı bir direnç bölgesi çizmişim. Direnç bölgesine fiyat geliyor. Dirence çarpıyor. Biraz aşağıya geliyor. Akabinde tekrar direnç bölgesini test ederken kırıl kırılma anında gelen muma ve o kırılma anında gerçekleşen hacme dikkat çekmek istedim. Hacmimiz gayet yüksek, mumumuz gayet güzel ve bir breakout gerçekleşiyor şu mumla birlikte. Bakın bir fiyatımız devam ediyor. Bizim destek, özür dilerim direnç bölgemiz kırıldıktan sonra neye dönüşmesini bekliyoruz? Tabii ki desteğe dönüşmesini bekliyoruz. Buna DD dönüşümü yani direnç destek dönüşümü deniliyor. Benzer şekilde kırılan desteklerin ileride bize karşımıza direnç olarak çıkmasını bekleyebiliriz. Burada olduğu gibi burada direncimiz kırıldı fiyat geri geldiğinde o bölgenin bize tekrar destek olmasını bekleriz ki kaldı ki burada da bize destek olmuş fiyatı tekrar yukarı itmiş akabinde fiyat aşağıya geliyor dikkat edelim burada birkaç mumda destek olmaya çalışıyor fakat hacim düşüyor destek olmaya çalışırken breakout anında kırılım anında hacmin nasıl yükseldiğine dikkat edelim hacimli ve güzel bir kırılım var akabinde fiyat tekrar desteği kırdığı yeri kendisine aynı bölgeyi direnç yapıyor ve aşağı yönlü hareketine devam ediyor bu örnekte dikkat etmeniz gereken dikkat etmenizi istediğim yerler kırılım anında gerçekleşen hacim kırılım anında gerçekleşen hacim. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Peki az önce şu örnekte burayı direnç bölgesini kırdıktan sonra bir geri çekilme gerçekleştirdiğini söylemiştim. İşte sıradaki konumuzda breakoutlardan sonra gerçekleşen geri çekilmelere ne isim verilir ve buralarda hacim buradan sinek. Ve buralarda hacim nasıl davranmalı? Biz neler gözlemlemeliyiz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Breakoutlardan sonra gelen geri çekilmeler verdiğimiz isimlerden bir tanesi throwback bir tanesi pullback. Bunlara çeşitli kaynaklarda retest de deniliyor. Birçok trader arkadaşım, birçok analist arkadaşım. Bunları retest diyorlar. Çok da problem değil isterseler. Videonun başında söylediğim gibi isteyen Ahmet desin, isteyen Mahmut desin. Yeter ki ne yapacağımızı, pozisyonlarımıza nasıl yön vereceğimizi doğru bilelim. Şimdi birinci örneğimde fiyat burada. Bir yükseliş trendinde şu fraktaldan kaynaklı direnç bölgemi çiziyorum. Fiyat bir geri çekiliyor. Direnci kıramıyor geri çekiliyor. Breakout anından sonraki geri çekilmeye dikkat ediyoruz. Burada bir breakout gerçekleşiyor. Hacme dikkat edelim. Hacmim gayet yüksek. Hızlı konuşmaya çalışıyorum. Konumuz uzun. Videoyu mümkün olduğu kadar kısa tutmak istiyorum. Çünkü önceki videoların analitiklerine baktığımda videonun sonuna doğru adeta bir düşen trend sergiliyorsunuz. Anlıyorum ki insanlar sıkılıyorlar. Sıkılmaları engellemek için cümlelerimi peşi peşine sıralıyorum. Amacım sizin sıkılmamanız. Breakout'tan sonra gerçekleşen geri çekilmenin ismi throwback'tir. Bir başka de işte direnç bölgeleri breakout'la birlikte kırıldıktan sonra direnci destek yapan geri çekilmelerin ismi throwback'tir. Direnci desteğe çevirir bu hareketler. Dikkat edin direnci kendisine desteğe çeviriyor ve yukarı hareketine devam ediyor. Peki geri çekilme. Breakout anında hacmin yükselmesi gerektiğini biliyorum. Özellikle breakout mumunda belirgin bir hacim görmek istiyorum. Geri çekilmede uptrendlerde, trendin tersine gerçekleşen hareketlerde, bu düşen trendde de aynı. Trendin tersine gerçekleşen hareketlerdeki geri çekilmeler. Breakoutta hacmin yüksek olduğunu görüyorum. Geri çekilmede hacmim düşüyor. Tam da aradığımız özellik bu. Lütfen tekrar hatırlayalım. Trend yönüne gerçekleşen hareketlerde hacmin artmasını, trend tersine gerçekleşen düzeltme hareketlerinde ve geri çekilmelerde hacmin azalmasını istiyoruz. Burada da bu bahsettiğimize güzel bir örnek görüyoruz. Bir geri çekilme, ismi throwback ve akabinde hacminin de düştüğünü görüyorum. Trend yönüne tekrar direnç desteğe dönüştükten sonra gelen bir hareket var. Hacminin de peyderpey tekrar yükseldiğini görüyorum. Throwback bu kadar. Neymiş özetle throwback? Breakout ile birlikte bir direnç bölgesi kırılıyor. Ondan sonra direnci desteğe çeviren bir geri çekilme yaşanıyor. Bunun ismine biz throwback diyoruz. Throwbacklerde hacim düşmelidir. Hemen yan tarafına bir grafik de hazırladım sizler için. Bu sefer düşen trendte. Düşen trendim var. Şu fitilden kaynaklı destek bölgemi çizdim. Fiyat burada biraz yukarıya gitti. Hacmi gözlemliyorum. Aşağı harekette düşen trendte impulsif harekette hacmim artarken gerçekleşen düzeltme hareketinde hacmim düşüyor. Şu ana kadar her şey olması gerektiği gibi. Yeni bir impulsif hareket geliyor. Şu destek bölgemi şu mumla birlikte kırıyor. Dikkat edelim kırılım anındaki hacme gayet gözde. Ayırt edilebilir şekilde yüksek hacimli bir breakout güzeldir. Bunun ismi breakout. Hemen buraya not etmişim zaten. Akabinde kırdığı destek bölgesini kendisine direnç yapan bir geri çekilme gerçekleşiyor. Desteği bu sefer dirence çevirdi. Bunun ismine de biz pullback diyoruz. Pullback anında dikkat edelim hacmin düştüğüne. Fiyat yükseliyor ama hacmim azalıyor. Yine her şey beklendiği gibi. Akabinde trend yönüne gelen yeni impulsif harekette hacmimin tekrar yükseldiğini görüyorum. Özetleyecek olursak direnç kırıldıktan sonra gelen geri çekilmeye throwback denir. Bir başka deyişle direnci desteğe çeviren geri çekilmeler throwback'tir hacimsiz kırılımlar boğa tuzağı olarak kalabilirler. Breakout anındaki şu mumun hacmi eğer düşük olsaydı bu bir boğa tuzağı olabilirdi. Şöyle düşünecek herkes. Direnç kırıldı, yönümüz yukarı ama hacme bakmayı unuttun. Keşke hacme de baksaydın. Hacim bunu destekliyor mu desteklemiyor mu? En azından bir mum daha bekleyebilirdin. Hacim trend yönüne gelişecek mi? Çünkü kırılımlarda hacmin yüksek olmasını bekliyoruz. Yeni bir yukarı hareket başlayacak çünkü. Burada anlatmak istediğimiz tam olarak bu. Hacimsiz kırılımlara dikkat edeceğiz. Boğa tuzağı olarak kalabilirler. Destek kırıldıktan sonra gelen geri çekilmede hemen buradaki hareketten bahsediyoruz. Desteğimiz kırıldıktan sonra gerçekleşen geri çekilmeye pullback diyoruz. Pullback anında pullback gerçekleşirken hacim düşmelidir. Desteğimizi dirence çeviren harekettir. Hacimsiz bir şuradaki breakout'tan bahsediyoruz. Buradaki hacim şöyle olmayıp biraz daha aşağılarda gudi küçük kalsaydı gözle ayırt edilebilir bir hacme sahip olmasaydı ne olarak kalacaktı bu da? Boğa tuzağıydı öbürkü bu da ayı tuzağı olarak kalacaktı aşağı yönlü pozisyon almak isteyen, satış işlemi gerçekleştirmek isteyen traderları terste bırakabilecek bir hareket olacaktı. Hız kesmeden diğer ekranıma geçiyorum. Burada size örnek hazırladım. Fiyatım sol tarafı çok ilgilendirmiyor beni. Şu tarafı alıyoruz. Bir yukarı doğru giden bir hareket var. Burada fitilim burayı direnç bölgesi olarak çizdik, çektik, sağa doğru işaretledik. Direnç bölgemiz burası. Fiyat aşağıya gittikten sonra tekrar direnç bölgesini ziyaret ediyor. İkinciyi tekrar 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 şu ana dikkat ediyoruz. Burada bir breakout gerçekleşiyor. Breakout anı gerçekleşirken hacmin yükseldiğine dikkat edelim. Şuradaki şu iki yeşil hacimden bahsediyoruz. Hacmim yükseliyor. Akabinde bir geri çekilme gerçekleşiyor. Fitil olarak bölgenin altına sarkmış olmasına rağmen mum kapatamadığı için buradaki direnç destek dönüşümümüz başarılı bir şekilde çalıştı olarak söylememiz gerekiyor. Ne diyorduk çünkü? Kapanış yapmamış mum analize dahil edilmez. Peki elimizde ne var? Direnç bölgesinin desteğe dönüşmüş hali var. Artık bizim şu bölgemiz destek bölgesi olarak adlandırılacak. Buradaki geri çekilme direnci desteğe çevirdiği için throwback olarak adlandırılacak. Throwback anında ne bekliyorduk? Hacmin düşmesini bekliyorduk. Hacmimiz throwback anında düşüyor. Trend yönüne gerçekleşen sıradaki harekette hacmimizin yükselmesi lazım. Hacmimiz yükselmesi Güzeliyor. Cümleler olarak ne yazmışım? Bir de ona bakalım. Direnç bölgesini 4-5 kere ziyaret ettikten sonra kırılım gerçekleşiyor. Şuradaki ziyaretlerden bahsediyor ve kırılım gerçekleşiyor. Kırılım yani breakout esnasında hacim artışı güzel. Evet. Hacmimiz şurada breakoutta artıyor. Kırılımı destekler görünümde. Her şey okey. Kırılım sonrası direnci desteğe çeviren bir geri çekilme. Kırılım sonrasında direnci mi desteğe çeviren bir geri çekilme gerçekleşiyor. İşte bu throwback örneğimiz bizim. Bu esnada hacimdeki azalmaya dikkat ediyoruz ve akabinde akabinde gelen yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini buradaki hacme bakarak da söylememiz mümkün. Bu esnada hacimdeki azalmayı dikkat etmemiz gerekiyor. Yukarı yönlü trendin devam edebileceği sinyalini veriyor. Kaldı ki ben burada grafiğin devamını da koymuşum. Yukarı yönlü hareketimiz zaten hacmin de desteklemesiyle birlikte devam etmiş. Bir sonraki ekran. Az önceki çizdiğimiz örneğin formasyonla desteklenmiş halini buraya koymaya çalıştım. Sadece destek direnç, sadece breakout, sadece throwback bunlarla işlem aramıyoruz. Biz her zaman cross analiz yapıyoruz. En azından benim arkadaşlarım, öğrenci arkadaşlarım bir şeyler öğrenmeleri için yardımcı olmaya çalıştığım arkadaşlarım cross analiz yapıyorlar. Bir önceki ekrana dikkat edin. Aynı grafiktir. Üzerine formasyon yerleştirdim. Sadece bir tane formasyon koydum. Aslında bakarsanız bir üçgen, üçgen formasyonu ama simetrik üçgen. Yukarı yönlü gerçekleşen bir hareket var. Yukarı yönlü gerçekleşen hareketimizi siyahla gösterdim. Burada bir hareketim var. Henüz trendim şu dibin kırılması aslında kırmızıya dönmüş. Henüz yeşil değil. Fakat yeşil olabilmem niye bana vaat ediyor burada bir yeşile dönebilirim mi vaat ediyor. Neden? Direnç bölgesine yaklaşmış zaten orası bir önceki hareketin başlangıç noktası. Oranın kırılmasıyla birlikte trendim bir yeşile dönecek. Yeni bir uptrendin başlangıcını kovalamaya başlayabilirim. Yukarı yönlü hareketim bayrağın sopası diyoruz. Biz buna dipleri birleştiriyorum. Tepeleri birleştiriyorum. Önüme bir benim simetrik üçgen çıkıyor. Burada beklenen şey bir önceki hareket kadar gördüğü en dip seviyeden aynı hareket boyu kadar yukarı gitmesini bekliyoruz. Burada bizi destekleyen kırılımın breakout'un hacimli gerçekleşmesi throwback anında fiyatın düşmesi. Buradaki throwback'i dikkat edelim. Bir önceki ekranda anlattığımız throwback şu bölge içine gerçekleşen geri çekilmeydi. Eğik burada direncini çizdik. Düzeltme hareketlerinin eğik direnç üstüne de fitille sarkıp bu throwback'i de gerçekleştiren burada ikinci bir throwback var. Birinci throwback direnci destek yapan throwback. ikinci throwback formasyon aradığımız eğik direncimizin üzerine gerçekleşen fitille gelen bir throwback. Bu da bize iki yönlü hem eğik destek dirençlerde throwback nasıl oluyor hem de yatay destek direnç İlginçlerde TROBEK nasıl oluyor bunu gösterme imkanı sağladığı için bu grafiği de buraya ekledim formasyonumuz hacimle birlikte fiyat uptrend'e geçiyor yükselen yükseliş trendine geçiyor take profit yani kar al bölgemize erişiyor başarılı bir trade örneği. Şimdi gelelim sıradaki ekrana. Yine bir throwback örneği. Fiyat burayı yükseldikten sonra biraz aşağıya kırıyor. Şu fitilden kaynaklı bir direnç bölgesi çiziyoruz. Fiyat tekrar direnç bölgesine geldiğinde şu kırılımla birlikte hacmimizin arttığına dikkat edelim. Akabinde şuraya yükseldikten sonra bir throwback gerçekleştiriyor. Şurada throwback gerçekleştiriyor. Direncini desteğe çeviriyor. Biz bu direnç kırıldıktan sonra bu yeşili buraya çizebilirdik. Fiyat daha şuralardayken grafiğin şu kısmını hiç görmeyelim. Buranın destek olarak çalışmasını beklerdik. Fiyat şuradaki minik mumları yaptıktan sonra hacim gayet azalıyor. Yukarı gidemeyeceğim diyor adeta. Ve bir geri çekilmenin de sinyalini şuradaki mumlar ve buradaki hacim veriyor aslına bakarsanız. Geri çekilirken ki hacmimin düşüklüğüne, desteğe tutunduktan sonra gelen hacmin yüksekliğine, akabinde burada oluşan lokal direnci kırarken gerçekleşen hacme dikkat edelim. Uptrend bağıra bağıra ben devam edeceğim diyor adeta. Benim burada dikkat çekmek istediğim konu şuradaki throwback konusuydu. Bir de başarısız breakout örneği koymuşum buraya. Throwback alakası yok. Burada biz destek bölgemizmiş. Bu grafiğin solunu almamışım. Bir destek bölgemiz gelmiş. Oranın dirence, destek kırıldıktan sonra dirence dönüşmesini beklemişim. Direnç, 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 direnç yaptıktan sonra bir burada breakout gerçekleşiyor. Ama hacme bir dikkat edersek gayet yatay bir hacim var. Yani breakout anında gözle görülür bir hacim gözlemleyemiyoruz burada. Yukarı yönlü bir hacim gerçekleşmiyor dikkat edelim. Gerçekleşmiyor, hacim desteklemiyor. Biz ne diyoruz? Burada bir soru işareti var kafamızda diyoruz. Ya bu kırıldı. Breakout gerçekleşti. Şurada bir throwback yapıp ondan sonra yoluna devam mı edecek? Hayır hiç böyle gerçekleşmiyor. Hacim desteklemiyor. Hacimi desteklemedi breakout başarısız oluyor ve yön aşağı olarak tekrar devam ediyor. Bir pullback örneği koymuşuz burada. Fiyatımızın sol tarafını bilmiyorum. Burada bir yükseliş var. Gayet güzel hacimle de desteklenmiş. Şu fitilden kaynaklı direnç bölgemi çiziyorum. Fiyatın geri düşebileceğini fakat geri geldiğinde yukarı yönlü tekrar hareket ettiğinde şu bölgede bir takılabileceğini öngörüyorum. Hakikaten iki mum da burayı tutmayı başarmış fakat sonraki gelen Üçüncü mum hacme dikkat edelim. Yükselişteki hacme dikkat edelim. Yükselişteki hacme ve break andaki hacme dikkat edelim. Gayet hacimli bir şekilde bu direnç bölgesini kırıyor. Şu yeşili hemen grafiğimize yerleştiriyoruz. Diyor ki bu fiyat buradan aşağıya devam ederse şurası destek olarak çalışmalıdır diyoruz. Destek bölgesine dönüşmelidir diyoruz. En azından dönüşebilir diyoruz. Hakikaten geri çekildikten sonra şuradaki iki muma dikkat edelim şuraya. iki tane mum da destek olmaya çalışıyor fakat başarısız bir şekilde destek olmaya çalışıyor. Çünkü fiyatı tutamıyor ve fiyat burada kırılıyor. Breakout anındaki hacmin yüksekliğine de lütfen dikkat edelim. Burası kırıldıktan sonra aynı bölge bana direnç olarak çalışabilir diyorum. Bu sefer burayı tekrar işaretliyorum grafik de. ben burada anlayasınız diye dirençleri kırmızı destekleri yeşil çizdim. Fakat siz alsat kararlarınıza yön vermek için yaptığınız analizlerinizde bunların tamamını tek bir dikdörtgenle çizip hepsini gri, sarı, kırmızı, mavi, lacivert, yeşil istediğiniz şekilde çizebilirsiniz. Renklerin aslında çok bir önemi yok. Ben öğretici olsun gözle ayırt edilebilsin diye bunları böyle ince ince uğraştım böyle çizdim. Gerçekleşen geri çekilme desteği dirence çeviren geri çekilme neydi? Pullback'ti. Burada bir pullback örneği görüyoruz. Pullback anında fiyatın özür dilerim hacmin ne yapmasını bekliyorum? Azalmasını bekliyorum. Hacme dikkat edelim. Breakout anında hacmim çok yüksek. Aşağı yönlü gidecek diye düşünüyoruz. Pullback gerçekleşiyor. Hacmim gayet düşük. Akabinde gerçekleşen aşağı yönlü harekette hacmimde ufak ufak yükselmeye başlıyor. Bir sonraki ekran. Bir pullback örneği daha koymuşum. Buranın benim destek bölgenmiş. Grafiğin solundan biri gelen en soldan şu anda koymamışım buraya gelen bir destek bölgenmiş. Burada çalışmış. Fiyat tekrar yukarı itmiş. Fakat şuraya gelindiğinde hacmin arttığını kırılım anında, breakout anında hacmin gayet yüksek olduğunu akabinde gelen geri çekilmede yani desteği dirence çeviren geri çekilmede hacmin gayet düşük kaldığına burada dikkat edelim. Burada bir pullback gerçek Hacim açısından da her şey yolunda aşağı trend olarak her şey yolunda ve sonrasında gelen aşağı yönlü harekette de hacmin tekrar arttığına dikkat edelim. Burada bir düzeltme hareketi gerçekleşiyor. Düzeltmede hacim tekrar düşüyor. Bu da güzel bir pullback örneği hacimle desteklenen bir örnek olarak sayfamızdaki yerini almış. Evet arkadaşlar bu son örneğimde sizlere hazırladım. Bu videoda kırılım nedir, kırılım anında hacim nasıl davranmalıdır, kırılımdan sonra gerçekleşen geri çekilmelerin isimleri nelerdir, bu anlarda hacimde neler gözlemlenmelidir bunlardan bahsettim. Teknik analiz, hap bilgiler serimin ikinci videosunun da sonuna geldik. İzlediğin için teşekkür ediyorum. Umarım bir şeyler katabilmişizdir. Bir şeyler katabildiğimi düşünüyorsanız aşağıda bir like butonu var ona basarsanız sevinirim. Youtube'un algoritması bu like'lara, beğenilere ve yorumlara göre ilerliyor. Daha çok kişiye ulaş. Kanalımız daha da büyüsün. Yeni videolar yüklediğimde haberdar olabilirsin. Bunun için abone olup bildirimleri açman yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.